Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bu videomda sizlere Sunny uydu alıcılarına kanal güncellemesi nasıl yapılır, kanal nasıl yüklenir sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Şimdi Sunny diyorum, aslında uydumuzun markası Next 2005. Ama cihaz Sunny tabanlı olduğu için, daha doğrusu Qualcomm tabanlı olduğu için ben Sunny diye adlandırıyorum. Next 2005 de diyebilirsiniz. Sunny'nin 7000 serisinden tutun da 10.000 serisine kadar aynı yazılımı hemen hemen destekler ve kullanıyor. Şimdi öncelikle cihazımızın menü tuşuna basıyoruz. Kumandamızın üzerindeki menü tuşu. Sistem kurma üzerine geliyoruz arkadaşlar. 4 tane 0. Şifremizi giriyoruz. Şayet şifrenizi bilmiyorsanız, zamanında değiştirmiş olabilirsiniz ve şifrenizi unutmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Şifrenizi unuttuysanız aynı şekilde sistem kurma üzerine gelip 0 yerine, mesela bizim cihazımızın şifresi 4 tane 0 arkadaşlar. Şifremiz ne olursa olsun rakamlar yerine kırmızı, yeşil, sarı, mavi tuşlarına seri bir şekilde basıyoruz arkadaşlar. Ve cihazımızın şifresi bu şekilde sıfırlanmış oldu. Bundan sonra artık şifremiz 4 tane 0'dır arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Komple reset diyoruz arkadaşlar. Cihazımızı sıfırlayalım. Cihazımız kapanıp açılacak. Neden cihazımızı sıfırladım? Şu anda izleyicilere sesleniyorum. Hangi pozisyonda, hangi bölümde olduğunuzu bilmiyorum arkadaşlar. Yani ben cihazı bu şekilde de güncelleyebilirim sıfırlamadan. Ama bu kez kiminiz baştan başlayacak, kiminiz ortadasınız, kiminiz Dizek ayarlarıyla oynamışsınız arkadaşlar. En sağlıklısı cihazımızı komple sıfırlayıp hep beraber adım adım ilerleyelim. Kanal arama bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Şuradan sarı tuşumuza basıp TürkSat 1C olan uydumuzu sağ yapıp siliyoruz arkadaşlar. Tekrardan sarı tuşuna basıyoruz. Ekle bölümünü seçiyoruz. Yeni uydu ekliyoruz ve yeni uydumuzun ismini yazıyoruz arkadaşlar. Cihaz müşterimin cihazı, ismi Cebrail. Ben Cebrail yazacağım. Sizler buraya TürkSat 4A da yazabilirsiniz. Ahmet de yazabilirsiniz. Mehmet de yazabilirsiniz. Hiç fark etmez arkadaşlar. Buraya yazdığınız isim kullandığımız TürkSat 42 derecedeki uydumuzun ismidir. Kırmızı tuşuma basıyorum. Uydumun ismini verdikten sonra kaydet diyorum. Tekrardan okey diyorum arkadaşlar. Sağ tarafa geçiyorum. Kumandamın sağ tuşuyla. Buradan kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar Dizek A'yı seçmeniz lazım. Kesinlikle. Burası merkezi sistemlerde çift çanak anten kullanan arkadaşlarda kesinlikle olmazsa olmaz. Tek çanak kullanan arkadaşlar seçmeyebilir. Fakat seçtiğiniz zaman da herhangi bir zararı olmaz. Şimdi buraya kadar geldikten sonra kumandamızın yeşil tuşuna basıyoruz. Tekrardan sarı tuşuma basıyorum. Düzenle diyorum. Buraya TürkSat 4A uydusuna ait olan şebeke arama frekansını gireceğim. 12.380 27.500 vertical, yani dikey. Okey diyorum. Okeyledikten sonra yeşil tuşuma basıyorum arkadaşlar.
Cebrail yani yeni yanmış uyduya okey yazıp tiki koyuyorum. Kırmızı tuşa basıp şebekemi açıp aramayı başlatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kanallarımız yüklenmeye başladı. Cihazımız eski bir cihazdır arkadaşlar. Yani hemen hemen demoda olmuş diyebiliriz. Bazı HD yayın yapan kanallarımız yüklenmeyecek. Bilginiz olsun. Artık bütün kanallar hemen hemen yüksek çözünürlüklü olan HD yayın dediğimiz sisteme geçiş yapıyor. Bu şekilde kanallarımız yüklenmeye başladı. Cihazımız güncellemeyi bitirdikten sonra arkadaşlar sizlere kanal sıralama nasıl yapılır onu da anlatacağım. Ayrıca cihazımızın EMUS'u nasıl aktif olur sizlere de onu da anlatacağım arkadaşlar. Şimdi ben bu aramayı yarıda keseceğim arkadaşlar. Sizler karışmayın. Aramayı bitirsin arkadaşlar. %100 olana kadar. Ben cihazımın menü tuşuna basıyorum. Aramamı yarıda kestim. Geleceğimizi aydınlatıyoruz. Buraya gelirdik. O zaman ekranı vermeyelim. Hayran bak. Şimdi sinyalimizi keselim yayınımızı. Çünkü bazı videolardan dolayı videolarımız telif haklarından dolayı bazen engelleniyor arkadaşlar. 3 saniyelikte, 5 saniyelikte bir görüntü olsa bile. Şimdi menü tuşuna basıyorum arkadaşlar. Kanal liste düzenleme. Okey diyorum. Buraya geldikten sonra arkadaşlar kırmızı tuşuma basıp buraya kadar geldikten sonra bir sağ yapıyorum arkadaşlar. Alttaki taşı olan bölüme geliyorum. Okey diyorum. Ön plana alacağım kanalların üzerine gelip okey diyorum. Görmüş olduğunuz gibi tıkladığım kanalları sağ tarafa atıyor arkadaşlar. Diyelim ki de kanallarımızın hepsini sıraladık. Bu tarafa attık. Bir numaralı bölüme geliyoruz arkadaşlar. Kumandamızın mavi tuşuna basıyoruz. Okey dediğimiz zaman arkadaşlar kanallarımızın hepsi istediğimiz gibi sıralanmış oldu. En son exit tuşuna basıp okey dedikten sonra kanal sıralama işlemimiz bitmiş oluyor. Şimdi gelelim cihazımızın EMU bölümünü aktif etmeye. Eğer cihazımızda EMU yazılımı yüklü ise arkadaşlar. Sistem kurmaya geliyoruz arkadaşlar. Kanal kilitli. Öncelikle burayı sağ yapıp açık yapıyorum. Yoksa EMU bölümüne giremezsiniz. EMU yazılımı yüklü olmuş olsa bile arkadaşlar. Çıkış yapıyorum arkadaşlar. Sarı, exit, kırmızı, menü arkadaşlar. Bu bazı suni uydularda geçerlidir arkadaşlar. Sarı, mavi, exit, menü. Bu cihazda EMU yazılımı yüklü değil arkadaşlar. Eğer bu cihazda EMU yazılımı yüklü olmuş olsaydı bu tuş kombinasyonunu yaptığımda EMU bölümümüz çıkacaktı. Ki artık zaten demoda oldu arkadaşlar. Biz şifreleme sistemini kullanan pek çok az kanal var. Ülkemizde de pek kullanılmıyor. Önceden NTV, NTV Spor, TV8 falan vardı arkadaşlar. İtalya Ligi, İspanya Ligi, İngiltere Ligi gibi bu tür ligleri seyrettiğimiz zaman bize işimize çok yarayan bir özellikti arkadaşlar. Suni cihazlara bu şekilde kanal yüklenir. Kanal sıralama bu şekilde düzenlenir arkadaşlar. Umarım anlatabildim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.
Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın.